şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir anısına yazdığı 30 Kuş isimli şiiri Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından Sultan Turçuk tarafından seslendirilecektir. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o gece bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz oynattı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Sela sesiydi. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmışım baba. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkan mı senin oğlum? Korkmaz, korkmadım. Zekayı taşıma aradım. Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadet der demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim baba. Vatan hainine döndüm. Arkasında karanlık yüzlü adamları vardı. Giremezsiniz dedim. Bir aslanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Ve saldırdılar. Silahımı çekip baş hainin alnından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. 30 kuş kanat sesleri vücuduma dokunan. Ve kanatlarında kan. Sela sesi gökleri yırtan. Muhteşem bir koku. Gül mü, leylak mı içime yayılan. Ve çukur kuyunun gökyüzü. Masmavi, bulutsuz ve sessiz. Ve sessizlik. İçimde huzur, gökyüzündeyim. Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba. Uçuyorum ve onlardan hızlıyım. Meğer ben şehit olmuşum baba. Bil ki yalnız değilim burada. Yine ordudayım, şehitler ordusunda. Baba, baba ne oldu biliyor musun? Peygamber alınlarımızdan öptü. Şehitlere dedi ki, kardeşlerinizi tebrik edin. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız. Bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi. Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Ama bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara gözlerini siper etti. Bunlar benim gariplerimdir. Tebrik edin kardeşlerinizi. Baba, milletime söyle. Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Paşama söyle,
namusumu çiğnetmedin. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. De ki, Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedelini ödedim. Baba, ben oğluma Ertuğrul'a bu vatan için ölmeyi öğrettim. Sen de bana öğrettiğin gibi ona vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan sizin baba, bu vatan bizim. 30 kurşun yedim, bedelini ödedim. Babacığım, hürmet ellerinden öperim. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben vatanımın asil kahramanıyım.